Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda dikdörtgen konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Dikdörtgen sizin için en zevkli konulardan biridir arkadaşlar. Sebep ben size hiçbir özelliğini göstermesem sadece ve sadece tanımını bilseniz 100 sorunun 80'ini yapabilecek seviyedesiniz şu anda. Belki farkındasınız, belki değilsiniz arkadaşlar ama ciddi anlamda yaparsınız. Ya sen üçgende benzerliği biliyorsan, üçgende alanı biliyorsan, bir de paralel kenarı biliyorsan bu iş tamam kardeşim. İstersen hiçbir özellik bilme Aç kitabı çöz. Hiç sıkıntı yaşamazsın. Ama şu konuda uyarayım. Arkadaşlar dik üçgen testlerini hatırlarsınız. Kitapta çok yormuştu size değil mi arkadaşlar? Evet acil kitabında yordu. Ya da herhangi bir kitaptaki testte yani dik üçgendeki testler de yoruyor sizi. Niye? Dik üçgen derya Deniz kardeşim. Yani her tarz soruyu sizin karşınıza getirebiliriz. O yüzden sizi hani yapamadığınız madan mı değil. Sadece farklı soru tarzları karşınıza geldi arkadaşlar dik üçgende. Şimdi ne oldu? Dikdörtgende de yine aynı şekilde arkadaşlar dikdörtgenle ilgili çok fazla soru tiplemesiyle karşınıza geleceğiz. Kitapta ya da herhangi bir kitapta bizim kitapta acil kitabında da ya da açın farklı kitaplarda da arkadaşlar her çeşit soruyla karşılaşacaksınız. Bu da derya deniz dikdörtgen ve kare konusunda da çok fazla soruyla karşılaşacaksınız. O yüzden kitaplardaki dikdörtgen testleri sizi yorabilir. Ha, zannetmeyin ki anlamadık. Değil. Anladınız, konuyu anladınız, konuyu yapabiliyorsunuz. Ama farklı soru çeşitleriyle çok fazla uğraştığınız için şurası biraz yorulabilir. Yorulsun kardeşim, yorulması da iyidir. Şurası yorulunca yanınca e, bu işi öğrendiğiniz anlamına geliyor. Hatta bazı soruları biraz yavaş yapabilirsiniz. Sebebi de nedir? E, bunun da sebebi arkadaşlar farklı soru tiplemelerini ilk defa gördüğünüz için burada biraz şey yapabilirsiniz. Ama tekrar söyleyeyim e, yorulacaksınız, yapamayacaksınız demiyorum. Yapacaksınız. Çok zevkli bir konudur. Dikdörtgeni çok rahat bir şekilde yaparsınız, hiç merak etmeyin. Özellikle üçgenleri öğrendin ki öğrenmediysen hala da tekrarı yapıyoruz. Üçgenlerde e, burada bu konuyla birlikte biraz bazı konular oturacak mesela. Ha sen üçgenleri biliyorsan da ne olacak? E, dikdörtgeni çok çok daha rahat bir şekilde yapacaksın. Hele hele paraya kenarı da biliyorsan, iyi bir şekilde öğrendiysen. Önünde kimse duramaz zaten. Haydi bakalım başlayalım şimdi dikdörtgenin konu anlatımına. Arkadaşlar dikdörtgen tanımına bakıyoruz. Taktiğimiz neydi arkadaşlar? Öncelikle tanımını veriyoruz. Özellikleri sonra bırakıyoruz. Üçgenle ilgili yapılabilen kısımlarını ne yapıyoruz? Sorularını çözüyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Dikdörtgen iç açılarının ölçüleri birbirine eşit ve 90 derece olan paralel kenara dikdörtgen denirmiş arkadaşlar. Paralel kenara. Evet paralel özel bir halidir arkadaşlar bu. O yüzden aslında şimdiden bir sürü özelliği bilmiş olduk arkadaşlar. Dikdörtgenin bir sürü özelliğine hakim olmuş olduk. Mesela neydi arkadaşlar? Dikdörtgendeki özellik, paralel kenardaki özellik. Hani paralel kenarda mesela şu e, ya ne olur ne olmaz diyebildiğimiz şu özellik vardı ya arkadaşlar. karşılıklı kenarların uzunlukları toplamları birbirine eşitliği arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde dikdörtgende de böyle bir şey varsa Tabi şöyle paraleller çizilmişse arkadaşlar yine karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamları birbirine eşittir mesela. Başka alanla ilgili şeyler var mesela. Alanla ilgili ne var? Şu 5 yıldızlı alan hikayesi. Ya da paraya kenardaki çözdüğümüz soru tiplemelerinin aynısı burada karşımıza gelebilir. Mesela ne diyebiliriz arkadaşlar? Şu en klasik olandan bahsedebiliriz. Hani bu tarafta böyle oran olduğunda, şu oran olduğunda, iki taraflı oran olduğunda kısa çizgi paralel çiziyorduk. Hem kelebek hem de temel orantı oluşturuyorduk arkadaşlar böyle. Aynılarını burada yine yapacağız arkadaşlar. Bunlarla ilgili sorularla yine karşılaşacağız. Haberiniz olsun. Şimdi öncelikle ne dedik? Paraya kenarın özelliklerini taşı. Çünkü tanım gereği paraya kenarı. Bir açısı 90 derece. Bütün açılar 90 derece olan paraya kenarın özel bir yerli. Paraya kenardaki bütün özellikler burada da geçerli. Evet bir kenara A diğer kenara B dersek çevresini zaten yani paraya kenar olduğu için karşıtlı kenarlar birbirine eşit. Yani A ise A, B ise B. Çevresi 2A artı 2B yaptı. Alan ABCD de neydi? Taban çarpı tabana ait yükseklikti. Tabanımız A iken tabana ait yüksekliği de kendi kenarı olduğu için direkt A çarpı B'ye eşittir arkadaşlar alanımızda. Bu kadar. Tanımını verdik. Şimdi üçgenlerle ilgili yapılabilen kısımlarından bahsedelim. Hadi bakalım sorulara başlıyoruz arkadaşlar. Soruya baktık. Şimdi... Bir kere ne diyoruz arkadaşlar? Paralel kenarda da hep bunun üzerinde durduk. Bir kere tanımını şekilde uygulamak lazım. Yani tanım gereği karşılıklı kenarlar birbirine eşit. 7 ise 7. Hocam şu kenarla da şu kenar birbirine eşit. Tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hocam 1 var 7 var. Pisagor bağıntısı yapsak ya kardeş. Yani öyle özel üçgen özel üçgen yoksa sonraya bırak böyle Pisagor'u. Çıkmadığı zaman Pisagor bağıntısı falan filan yaparsın. Tamam mı? Bu dediğimi de sakın ama sakın unutma. Ee, yani burada da arkadaşlar baktığın zaman e, sayılar güzel değil. 1'in Birin karesi 7'nin karesi niye hep sevor bağıntısı yapayım. Üçgeni hatırla üçgene. Üçgende zaten en önemli şey demiştim. Geometrik en önemli şeylerden biri. ÖSYM de sınavların içerisinde mutlaka mutlaka kullanıyor diyebiliriz. Arkadaşlar yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk değil mi? Evet. Burada da yüksekliğe ayrı bir gözle bakacağız arkadaşlar. Yani dörtgenler konusunda aynı şekilde her yerde. Katı cisimlerde bile yüksekliğe ayrı bir gözle bakacaksınız. Yükseklik aynı zamanda kenar ortaysa. Aklına ne geldi? Ben çizeyim. Hocam yükseklik tabanı iki eş parçaya nerede biliyordu? İkiz kenar üçgende. Aa, hocam o zaman burada da yükseklik tabanı iki eş parçaya bölmüşse aklımıza ikiz kenar geldi. Hemen ne yapıyoruz? İkiz kenarı oluşturuyoruz kardeşim. Yüksekliğin kollarında yüksekliğin kollarında ikiz kenar olacak. Yani şu kenarla şu kenar zaten birbirine eşitti. Şurada da ne oldu arkadaşlar? Bu kenarda da bu kenar birbirine eşit oldu arkadaşlar. A burada o zaman ne yapabiliriz arkadaşlar? Madem bunlar eşit. E bununla da bu eşit. Şuraya bir A dersek. A artı 1 ise burası da A artı 1. E bununla da bu birbirine eşit. Burası da A artı 1. Arkadaşım burada ne çıktı? Bir Pisagor bağıntısı çıktı. Hocam A artı 1'in karesi eşittir. A'nın karesi artı 7'nin karesi. Yapanları kınıyoruz. Hala daha hissetmiyor, öğrenemedik mi kardeşim? Ne var burada? Hissiyat maneviyat. Hisset kardeşim. Ne üçgen orası? A artı 1'in karesi. Ay bak ben de yazıyorum. Tüh. Hisset kardeşim. 7 varsa ne üçgendir? 7, 24, 25 üçgenidir. 24'ü koyarsam 25 sağlaması tutuyor mu? Tuttu. Tamam. Bizden ne isteniyor? Dikdörtgen çevresi. Arkadaş bir kenar 7. Diğer kenar 25. O zaman çevresi de ne yapacak? 7, 25, 7 ve 25'in toplamı yapacaktır arkadaşlar. Ya da Hocam 7'nin 2 katı ve 25'in 2 katı da diyebilirsiniz. Fark etmez. 50 artı 14'ten kaç yaptı? Cevabımız 64 yaptı arkadaşlar. Birinci sorumuz bu. Geldik ikinci soruya. Hocam ikinci soruda ne var? E Valla şuradaki garibim var. Buradaki garibi uzatacağımız belli. Ama hocam ben 90 dereceleri çok görüyorum burada. Evet 90 derece dikdörtgenden dolayı zaten 90 dereceler var mı elimizde? Var. Arkadaşlar hatta biz şunu söylüyoruz. Dik üçgende 90'lar. 2'den fazlaysa alfa beta'ya dal diyoruz. Evet. Hatta şunu söyleyeceğiz. Ee, dikdörtgenin içerisinde ekstra bir 90 varsa. Çünkü dikdörtgenlerde zaten 90'ar derece var. Ekstra bir 90 derece varsa 90 dereceler arada uçuşuyor zaten. O zaman ne yapacaksın? Alfa beta'ya dalacaksın. Ama alfa beta'ya dalmanın da bir adabı var. Yani öyle hemen dalmayalım mesela burada. İşimize yarayabilir, yaramayabilir. Yara, e, zaten bazı sorular da çok işimize yarayacak da mesela burada işimize yaramayacağı belli. Niye? Sen alfabeteye dalsan sadece bir tane üçgen var zaten burada. E bir tane üçgen. E biz benzerlik uygulayabileceğimiz birkaç tane üçgen olması lazım. Bir ya da hadi birkaç tane olsun diyelim. Sen buraya baktığın zaman şu üçgende hiçbir kenar yok ki. Sadece ve sadece burası var. Benzerlik uygulayabilmemiz için iki kenar lazım değil mi arkadaşlar? O yüzden alfa burada yemiyor. Ne yapmamız lazım? Ya şu yükseklik bak burada bir şey oluşmuş arkadaşlar. Şu garibin buraya kadar gelmiş. E insan şunun devamını getirmez mi? Şöyle bir dikdörtgen oluşturmaz mı kardeşim? Oluşturur. A 4 ise 4. 9 ise 9. A dikten dik çizildi. Ne var burada? Öklit. Yani h kare eşittir. 9 çarpı 4'ten 36'dan h'ı buradan 6 bulduk. Bizden ne isteniyor? AD uzunluğu isteniyor. E kardeşim bu uzunlukla bu uzunluk zaten birbirine eşittir. Yani AD uzunluğu da böylelikle 9 çıktı. 6 3 daha 9 ya burası. O zaman burası da 9 oldu arkadaşlar. Evet bu sorumuzun cevabını da 9 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Bak. Hocam ne var burada? Dikten dik çizilmiş. Öklit. Ya. Tamam. Doğru. Arkadaşlar. Şimdi dikdörtgen sorularında böyle 90'lar olduğunda öklit varsa öklit'i uygula. O ayrı bir konu. Ama bakıyoruz. Ne H var, ne P var, ne K var. Öklit bağıntısı uygulayabiliyor muyuz? Hayır. Sadece 9 iken ben buranın 9 olduğunu biliyorum. E ben burada öklet uygulayamıyorum. O yüzden ne yapmak lazım arkadaşlar? Başka bir şey düşünmek lazım. Tabii ki 90 dereceler 2 ya da 2'den fazlaysa ki ya da dikdörtgen içerisinde ekstra bir 90 derece varsa ne yapıyoruz dedik biraz önce? Alfa beta'ya dal kardeşim. Dal. Alfa beta'ya dal bakalım. Ve bizden ne isteniyor? Dikdörtgenin alanı isteniyor. Dikdörtgenin alanı için bu kenarı bulmam lazım. Daha öncesinde ben bu soruyu üçgende de sordum size. Sadece x'i buldurmuştum. Şimdi bakın alandan bahsediyoruz. Evet neyse. Dalalım alfa o zaman. Hocam alfa burası 90 burası beta. Tamamı 90 olduğundan burası alfa. Alfa 90 sıradaki beta. Tamamı 90 sa burası alfa. Alfa 90 sıradaki beta. Hocam bir sürü üçgen var. Hatta beta ise burası alfa yaptı. Bak alfa betalı özellikle dikdörtgenle ve karede çok fazla üçgenle uğraşırsınız. Ama alfa betadaki işin sırrı neydi arkadaşlar? Bakın benzerliği de tekrar ediyoruz böylelikle. Onu da unutmamış oluyoruz. İşin sırrı neydi? Kenarları belli olan üçgen seçimiydi değil mi arkadaşlar? Kaç tane kenar? En az iki kenar belli olması lazım. Yani sen tutup da hocam benzerlikte şu üçgeni alayım diyemezsin. Niye? Çünkü sadece ve sadece bu üçgende bir kenar var arkadaşım. E ne yapacağız o zaman? İki kenara belli olan üçgeni seçeceğiz. Ya da benzerlikte şu üçgeni seçemezsin. Sebep? Burada da sadece ve sadece 90'ın karşısında bir kenar var arkadaşım. Benzerlik için bana iki kenar lazım. Bunu sakın ama sakın unutma. E o zaman ne yapacağız? Hocam 4 verilmiş bize. 4'e ait bir üçgen var mı? Var tabii ki. Aha benzerlikte bir tanesi bu arkadaşlar. İki kenar var mı? Var. Bir 4 bir de x. X bulmam gereken kenar. X'i de kenardan sayabiliyorduk. Tamam. 5'i kullanabiliyor muyum? 5'i kullanamıyorum. 9'u kullanabiliyor muyum? Aşağıdaki 9'u da kullanabilirsiniz fark etmez. 9'u da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Nerede? 9'luk şu üçgen değil. İki kenarı belli olan 9'luk şu büyük üçgen değil mi arkadaşlar? Evet. Yani şu sarı üçgenle şu büyük üçgen ne oldu arkadaşlar? Benzer oldu. Haydi benzerliği uygulayalım. Alfanın karşısı x'in. Öbüründe alfanın karşısı 9 oranı. Betanın karşısı 4'ün. Öbüründe betanın karşısı siyahta büyük üçgende x oranı. x kare eşittir 36. x'i buradan 6 bulduk. Madem x 6 o zaman dikdörtgenin alanı kaç çıktı arkadaşlar? A çarpı b eşittir. Yani 6 çarpı 9'a eşit. Yani 54'e eşit oldu arkadaşlar. Evet bu sorunun cevabını da 54 bulduk arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Hımm. hocam 3 var 4 var. E, buradan 5 yapsak burayı. Sonra buradan bunu çizsek. Pisagor'dan bunu bulsak. E, sonra bunu çizsek. Dik üçgenden dolayı değil mi? E, burayı bulamıyorum. Ya da burayı bulabiliyor muyum arkadaşlar? Bulamıyorum. E hocam ben bunları çizdim. Şu kenarları zaten bilmiyorum ki. Pisagorlardan bulayım. Hiçbir kenar yok bakın şöyle baktığımız zaman. Demek buradan çıkmayacak arkadaşlar. Değil mi? Ancak ve ancak 3, 4, 5'ten burayı buluruz. İşte 4, 4 9, 13 burası kök 13 buluruz. Başka da bir şey bulamadık arkadaşlar. Bulamayız ve yapamayız. Demek ki dik üçgenden burada çıkmayacak arkadaşlar. Pisagor bağıntısından çıkmayacak. Başka bir şey düşünmeliyim ben şimdi. Adam bak bir de bana ne vermiş? Takıldım soruyu yapamadım değil mi? Soruyu yapamadıysam verilen bilgiyi kullanacağım. Adam bana demiş ki BC uzunluğu ve CD uzunluğu. Yani BD uzunluğu K iken neredesin? BC uzunluğu. Arkadaşlar şurası K iken CD uzunluğunu 2K vermiş. Demek ki ben bunları kullanacağım. Nasıl kullanacağım? K 2K. Allah Allah. Şimdi düşünelim. Düşünüyoruz. Biraz önce ne dedim ben? Ekstra bir 90 derece varsa ne yapıyorduk arkadaşlar? alfa beta'ya dalıyorduk. Ama alfa beta'ya dalacak bir üçgen yok. Üçgen oluşturabiliriz. Neyi de kullanarak? Şuradaki k'yı da kullanarak bir üçgen oluşturabilir miyiz arkadaşlar? Evet. Şuna ait bir üçgen oluşturabilirim arkadaşlar. Hop şuradan bir tane çizdiğim zaman. Bir dikdörtgen oluşturduğum zaman. Sonuçta şöyle bir dik yamuk geldiği zaman. Dik yamuk demeyelim de. E, dik üçgende hatırlayın. Dik üçgen şu şekilde dikdörtgenle dik, dörtgen, dik, dörtgen dik üçgen oluşturduk ya arkadaşlar o mantıktan. O zaman burada hem de K'yı de kullanmış oluyorum. Şuradan bir dik çizdiğim zaman hocam burası K yaptı. Şunun tabağımı K yaptı. Eyvallah. 2K'yı kullanamadım ben. 2K'yı da kullanayım. 2K'yı nasıl kullanırız arkadaşlar? Yine aynı şekilde hop şuna ait bir dik çizecek olursak olay bitti arkadaşlar. Şimdi 90 dereceler havada uçuşuyor. Dalacağız alfa beta'ya. Dalalım kardeşim. Bir kere şuradan başlayayım. Alfa 90 beta değil mi arkadaşlar? Evet. Alfa 90 ise burası da beta yaptı. Aa hocam. Şunla bak. Şu şunla paralel. Bu bununla paralel. E bunlar dik kesiyorsa paralelleri de ne olmak zorunda? Dik kesmek zorunda. Ya da burası 90 burası 90 burası 90 ise burası da 90 oldu. E o zaman alfa 90 ise burası beta oldu. Beta ise ters açıdan beta. Beta 90 ise burası da alfa oldu. Alfa 90 ise burası da beta oldu. Ben hangi üçgen dikkat edeceğim? Bak burası belli ediyor zaten. Hocam şu mavi uzunluk K. Şu mavi uzunluk 2K. Üçgen seçimi yapacağım ya alfa beta'yı aldıktan sonra. Bir sürü üçgen çıktı yine burada. Ama bak K'ya 2K'yı kullanacağım. K'lık bu üçgen 2K'lık bu üçgeni kullanacağım demek ki. E kullan o zaman ne duruyorsun? Şu üçgenle şu üçgen ne oldu o zaman arkadaşlar? Benzer oldu. Bakıyorum beta'nın karşısı K şu dikeyde. Yatayda beta'nın karşısı 2K. Benzerlik oranı 1 2. Neyse yazayım. K bölü 2K eşittir. Hangisinde başladım? Dikeyde. Dok... Bak bak. Dikeyde beta'nın karşısı k. Beta'nın karşısı yatayda 2k. Alfa'nın karşısı burada boş dikeyde. 90'ın karşısı var ama 4, 2 daha 6. Burada da 90'ın karşısı kaç arkadaşlar? x artı 3. O zaman şunlar şunlar gitti. x artı 3 eşittir 12 yaptı. X de buradan kaç bulduk arkadaşlar? 9 olarak bulduk. Tamam zor bir soru ama ben size mantığını gösterdim. Ekstra bir 90 varsa büyük ihtimal alfa beta vardır bazen de üçgenleri biz oluşturuyoruz. Zaten verilen bilgiler beni oraya itti arkadaşlar. K verilmiş bunu kullanamıyorum. Hop böyle çizdim. Burası da K oldu. En azından kenarları belli olan üçgenlerle karşılaştık arkadaşlar burada. Evet zor bir soru. Hatta bazı kitaplar bunu böyle özellik olarak da verebilir. Karede veriyorlar özellikle. Karede de bunun eşitliği ile ilgili. Yani karede mesela ne diyecek arkadaşlar? Evet karede direkt zaten bunlar birbirine eşit ya. Direkt Köşegenler dik kestiği zaman da şu uzunluklar yine aynı tip soru tiplemesi de kareleri de karşılaşabiliriz arkadaşlar haberiniz olsun. Neyse sorunun cevabını ne bulduk arkadaşlar? Benzerliği kısa yoldan da yapabilirdik. Hocam e, beta'nın karşı k iken beta'nın karşısı 2k. 1'e 2 oran var. 90'ın karşısı 6 ise burada 90'ın karşısı 12 diyebilirdik direkt buraya. 12 x artı 3 12 ise x artı e 9 kaldı diyebiliriz. Geldik buraya. Hmm, alan ABE. ABE üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Bir de BC uzunluğu K iken Ali Bey uzunluğu 3K verilmiş. BC uzunluğu K iken Ali Bey uzunluğu 3K verilmiş. Peki eyvallah. Şimdi alan. Bak üçgenin alanı. O zaman sen üçgendeki alan mantığına gideceksin. Şimdi. Bak iyi dinle. İyi dinle. Yani şu mantıkları unuttuğunuz zaman geometride körelirsiniz. O mantıkları da üçgende biliyoruz zaten biz. Şimdi arkadaşlar şuraya baktığımız zaman soruya ne sorusu aslında bu? Tamam dikdörtgen çizilmiş. Dikdörtgen hangi özelliğini kullanacağız? Dikdörtgenin sadece bunların 90 derece olduğunu biliyorum ben. Tamam. Ama arkadaşlar dikdörtgen içerisinde bir de burada da 90 derece var. Bir üçgenin alanı verilmiş soruluyor bize burada. Bir üçgenin alanını bulurken şekilde 90 derece ya da özel bir açı varsa nereden buluyorduk arkadaşlar? tabana ait yükseklikten bulmuyor muyduk gençler? Evet. Hocam o zaman tabana ait yükseklik çizelim diyorsunuz. Hop buradan bir tane yükseklik çiziyorsun. Yok kardeşim bu da yanlış. Niye? Bu taban uzunluğu var mı sayısal değer olarak? Yok. O zaman sen bunu çizme bir işine yaramaz. Ya da ne bileyim şuraya ait yükseklik çiziyorsunuz geniş açılı gördüğünüz zaman böyle. Ama bu da olmaz arkadaşlar. Sebep ya bu taban uzunluğu yok. Taban uzunluğu nerede? Bak şu taralı üçgende taban uzunluğu neresi? Burası. O zaman sen bu tabana ait yüksekliği çizeceksin. Yani bu tabanın tepe noktası A. O zaman yükseklik buraya mı düşer? Hayır, geniş açılı olduğu için nereye düşmek zorunda arkadaşlar? Dışarıya düşmek zorunda. Evet, dışarıya düştü arkadaşlar. Tamam, dışarıya düştün bakayım arkadaşlar. Şöyle 90 derece. E, şimdi ne yapacağız? Bakıyoruz ki, tamam, alanla ilgili işimiz bitti bizim. Alanla ilgili işimiz bitti. Niye bitti hocam? Yani sen alanda ne dedik? şekilde 90 derecede özel bir açı varsa taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den çıkar dedik. Bunu bir kenara koyduk. E şimdi yüksekliği bulmaya yönelik hamle yapmam lazım benim. Alanı unuttuk. Ne yapacağız? Hocam 90'lar var burada. 90'lar havada uçuşuyor. E 90'lar havada uçuştuğunda ne yapıyorsun? Dal alfa beta'ya. Alfa 90 beta. A beta 90 alfa. Alfa 90 burası da beta oldu. Şu üçgenle şu üçgenle oldu arkadaşlar. Benzer oldu. Hatta ve hatta kolay bir benzerlik var. 90'ın karşısı k iken 90'ın karşısı 3k. O zaman 1'e 3. Beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı 3 katı yani 12'dir. Şimdi üçgenin alanını bulabiliriz. Taban 4 iken yükseklik 12. Alan ABE 4 çarpı 12 bölü 2. Yani 48 bölü 2'den cevabımız kaç çıktı arkadaşlar? 24 çıktı. Olay bu gençler. Yani görüyorsunuz eski mantığınızı yine oluşturuyorsunuz. Eski mantığınızla yine bütün soruları yapıyorsunuz. Yani eski mantığınızla yeni konulara yaklaşımı yaptığınız zaman hiç sıkıntı yaşamazsınız. Rahat olun. Hadi bakalım geldik diğer soruya. Bak sen Ali Kara uzunluğu K iken Balıkesir uzunluğu da BK uzunluğu da 4K verilmiş. Ali Kara K iken burası 4K verilmiş. Aa hocam zaten bu uzunluk belli. Kaç? 11'im uzunluğunda. 5K 10'sa 5K 10 sa K'yı buradan kaç buluruz arkadaşlar? 2 buluruz. K 2. Burası kaç yaptı? 8 yaptı. Şimdi burası 6 ise burası 3 3 yaptı. Hocam Pisagor bağıntısı var. 3 ve 10. Ya saçma Pisagor varsa lütfen uğraşma demedik mi? Dedik. Tamam. Bizden ne isteniyor? Soru yönlendirsin bizi. Fatma Kara uzunluğu isteniyor. Aa hocam burası isteniyor bizden. Bak demek ki buraya yoğunlaşacağım. O zaman şuraya bakar mısınız? Şurada bir Pisagor bağıntısı var mı? Var. Ne üçgeni arkadaşlar? 6, 8, 10 üçgeni. Tamam şurası 10 aklımızda bulunsun. Şu uzunluk 10. Peki artık ne yapmamız lazım bizim burada? Yani benim şurada buradaki oranlamayı bulmam lazım sanki. Tamamın ne, bu, ne olduğunu biliyorum ya. Aa, oranlama bulmam lazım benim. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Oranlama bulmam lazım. Oran deyince aklımıza benzerlik gelmiyor mu? Geliyor. Bak burada bir eşitlik var. Hocam siz genelde bunu böyle dışarı doğru uzatıyordunuz. Ama biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu eşitliğin olduğu yerden içe doğru paralel çizmiyor muyduk? Çizdik. Burada bir orta taban çıktı mı eşitlikten dolayı çıktı. Amaç bir de kelebek oluşturmaktı. Burada bir de kelebek de çıktı. Tamam süper. Şimdi ise burası kaç yaptı arkadaşlar? 4 yaptı orta tabandan dolayı. <laughs> Sonra ne olacak arkadaşlar? Sonra 3, 4, ise bak burası da 5 çıktı. Önemli değil e, burada da bir kelebek var ya kelebekte koran kaça kaç? 10'a 4. Yani 5'e 2. Yani burası 5K iken burası ne olacak? 2K olacak arkadaşlar. Sonra e, bu orta çizgisiydi arkadaşlar. Şunlar eşitti. O zaman şu uzunlukla da şu uzunluk birbirine eşit olacak. Yani burası da 7K olacak arkadaşlar. O zaman buradan ne geldi arkadaşlar? 7K 7K 14K 10'a mı eşit? 14K eşittir. 10 K buradan ne eşit oldu arkadaşlar? K buradan 10 bölü 14'e eşit oldu. 10 bölü 14'e eşit oldu. Yani 5 bölü 7'ye eşit oldu. A bizden ne isteniyor? 8K isteniyor. 8 çarpı 5 bölü 7'den cevabımız da böylelikle 40 bölü 7 çıkar arkadaşlar. Hayret evet, bu sefer tam sayı yapmamışım ama olsun önemli değil. Yine kolay bir şekilde çıkıyor cevap. Ne yaptık arkadaşlar bu sefer? Buradaki oranlamayı kullandık. Dediğim gibi siz dışarıya doğru uzatıp da kelebekler böyle şey yapabilirsiniz ama bilmiyorum ya ben böyle alışmışım. Bu şekilde de tavsiye ediyorum. Yani siz de kendinizi bu şekilde alıştırdığınız zaman sanki daha rahat yapanmışsınız gibi geliyor arkadaşlar. Şu kısa çizgi paralelini lütfen şuradan içeriye doğru çekip öyle yapın. Hem kelebek hem de temalarantı oluştu burada. Hatta temalarantı da burada ne çıktı arkadaşlar? Bir orta taban çizgisi olarak karşımıza çıktı. Evet Fatma Kara uzunluğu. Fatma Kara uzunluğu 8K olduğundan dolayı arkadaşlar. 8K mı? Fatma Kara. Yok. 9K'ymış ya. Bak yanlış yapmışız. 9K'ymış. O zaman 9'sa o zaman kaç çıktı? 5 kere 9 45. Cevabımız 45 bölü 7 çıktı arkadaşlar. Özür dilerim. Evet cevabımız 45 bölü 7 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Evet. Şimdi ABC'de dikdörtgeni biçimindeki bir yola özdeş dikdörtgen biçimindeki kaldırım taşlarından 92 tane kullanılarak boşluk kalmayacak şekilde döşenmiştir. Kaldırım taşlarına bir böyle dikey dikey yatay 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 dikey dikey yatay 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 şeklinde koymuşuz arkadaşlar. Demek ki örüntü var burada. Hocam örüntü nasıl? Örüntü şöyle dikey dikey yatay 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 dikey dikey yatay yatay yatay. Yani örüntümüz böyle böyle gidiyor değil mi arkadaşlar? Yani beşerli gruplar halinde bir örüntü yapmışız kaldırımda. Belli. Sonuna kadar gidecek. 92 tane. O zaman beşerli grupsa hocam bu 92 tane kullanmışız. Demek ki en son beşerli grubu ben burada kullanmışım. Bak şurada en son beşerli grubu kullanmışım. Şuradaki kısımda arkadaşlar. Sonra iki tane de dikey burada olmayacak mı arkadaşlar? Şurada da iki tane dikey koyunca 92 tane kullanmış oluyor muyum? Evet. Şimdi dikkat edin. Beşerli grupları kullandım. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Beşerli grupları kullandım burada. Ama 92'yi 5'e böldüğümüzde 2 kalıyor. Demek ki en son 2 dikey yani dikey dikey, yatay yatay yatayı koymamışız arkadaşlar buraya. Neyse <laughs> yolun eni 3 metre olduğuna göre hmm, ne yapacağız bu arkadaşlar burada? şuna dikkat edin arkadaşlar. Burada eş yapılarla ya yani dikdörtgenin uzun kenarını, kısa kenarını katı olarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Niye? Özellikle ve özellikle dikdörtgenin e, böyle bir dikdörtgeni yatırırlar böyle. Aynı dikdörtgeni böyle koyarlar, böyle koyarlar, böyle koyarlar, böyle koyarlar. Aa hocam kısa kenarına değer verdiğimize. a a a a, bak alttaki dikdörtgenden dolayı da uzun kenarı 4A mı oldu? Evet. Burası da 4A oldu diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bunlar eş dikdörtgen dediysek tabi en başta. Eş kaldırım taşları ya bu da. Aynısı arkadaşlar. O zaman hocam burası A A A dersem 3A ise burası da 3A bölü 2, 3A bölü 2 olur. Ben bunu bence 3A, A, A, A demin de ben buraya 2A diyeyim, buraya da 2A diyeyim, buraya da 2A diyeyim. 2, 4, 6A burası. O zaman burası da 3A, 3A. O zaman her bir dikdörtgenin yani her bir kaldırım taşının kısa kenarı 2A, uzun kenarı 3A oldu. Yani şurası 2A, burası 3A oldu arkadaşlar. Çok güzel. Ve buna da dikkat edin arkadaşlar. Sakın ama sakın unutmayın bak bunu da. Neyse yolun eni 3 metre olduğuna göre boyu ne kadardır? Boyu AB'miş arkadaşlar. O zaman eni de burası. Yani toplamda 6A eşittir 3 metre olarak verilmiş. A'yı da buradan 1 bölü 2 olarak bulduk arkadaşlar. Çünkü burasını vermiş adam bana 3 metre diye. Şimdi arkadaşlar her bir, her bir 5 metrede bir ne var? Hocam bu kısa kenar 2A uzun kenar 3A. Her bir 5 metrede 5A birim var değil mi? A da 1 bölü 2 değil mi arkadaşlar? Yani 5 bölü 2 birim var değil mi? A? Uzunluk olarak. Burası da 5 bölü 2. Burası da 5 bölü 2. Burası da 5 bölü 2. Böyle 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 gidiyor. En son burası da 5 bölü 2. En son burası da kaç? Burası da 2A. Yani 2 çarpı 1 bölü 2'den 2 çarpı 1 bölü 2'den o da kaç yapıyor arkadaşlar? 1'e eşit oldu. Yani şuradaki uzunlukta 1'e eşit oldu. Şimdi yolun boyu kaç metredir? diye soruluyor bize arkadaşlar. Burada Kaç tane 5 bölü 2 var? Onu bulmam lazım. Kaç tane 5 bölü 2 var? Hocam 92'yi 92 tane kaldırım taşı vardı ya burada. Yani kaç tane 5'li bölüm var onu bulacağım. 92'yi sen 5'e böldüğün zaman değil mi? 92'yi 5'e böldüğün zaman şu 5'li gruplardan kaç tane olmuş olduğunu bulacaksın. 5'e bölelim arkadaşlar. 1 kere 5 5 4 42 5 kere 8 40. 18 tane şey kaldı. Kalan da 2. Kalan 2'nin de zaten şurada bir birim yaptığını bulduk arkadaşlar burada. Çünkü burası e, 2A ya. 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 olarak bulduk. O zaman burada da kaç tane 5 var? 18 tane 5 var. 18 tane ne varmış arkadaşlar? 5 bölü 2 var. Cevabımız o zaman 18 çarpı 5 bölü 2 artı burası da 2 çarpı 1 bölü 2 demiştik arkadaşlar 2A'dan dolayı. E, yani orası da 1. 45. O zaman cevabımız kaç yapıyor arkadaşlar? 46 yapıyor. Bunun boyu ne kadar oldu arkadaşlar? 46 birim kadar olmuş oldu. Güzel sorulardır. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Ee, bu tür sorular biliyorsunuz karşımıza çıkmaya aday sorulardır. Hoş sorulardan bir tanesi. Zor soru mu? Değil. Kesinlikle ama kesinlikle değil. Farklı yolla yapabilir misiniz? Belki daha da kısalaştırabilirsiniz işlemi. Ya hocam işte e, bu 92'nin yarısı çıktı bak cevap. Belki de daha kısa çözende olmuştur tabii ki. Niye? Burası 3 birim ya. Şurası da bir şeyler böyle bir oranlama falan da yapabilirsiniz ama gerek kalmadı. Yani biz burada 3a 2a'dan a'dan gittik arkadaşlar. Yaptığımız şeyi bir daha özetleyeyim isterseniz. Şu dikdörtgenin e, kısa kenarından dolayı uzun kenarını bulduk. 3a'ya 2a oldu. 2a 3a, 2a 3a şeklinde gidiyor. 92 tane kullandığım için ne yaptım arkadaşlar? Yani burası 5a yaptı ya. A yerine 1 bölü 2 yazdığımızda her 5'li grup 5 bölü 2, 5 bölü 2 birim uzunluğunda yaptı. En son grupta burası 2 aydı 1 yaptı. Şu 5'li gruptan kaç tane vardır diye nasıl bulduk? 92'yi 5'e böldük arkadaşlar. Kalan da 2 yaptı. Kalan 2'yi de buraya yerleştirmiştim zaten. 18 tane yaptı. 18 tane 5 bölü 2 var. Artı bir de bir birim uzunluğu var. Cevap da 46 yaptı sevgili gençler. Evet geldik bir sonraki soruya. Evet bunlar işte ÖSYM'nin sevdiği sorular arkadaşlar. Dedim ya dikdörtgen soruların da Derya Deniz istediğimiz kadar böyle farklı sorularla karşınıza gelebiliriz arkadaşlar. Burada da işin esprisine birbirine eş 3 tane dikdörtgen biçimindeki karton. Yani birbirine eş bir karton arkadaşlar bu. O zaman kısa kenarına x diyelim ama kısa kenardan uzun kenarına e, x cinsinden yazamıyorum bu sefer. O zaman uzun kenarında da ne diyelim arkadaşlar? İsterseniz y diyelim. Ya da şuraya y diyelim arkadaşlar. Bakın şuraya y diyelim. O zaman burası da x olduğundan uzun kenarda ne olmuş oldu? x artı y'ye eşit olmuş oldu arkadaşlar. B ile C arasındaki uzaklık. A ile B arasındaki uzaklığı kaç vermiş arkadaşım? Ona da bakalım. A ile B arasındaki uzaklığı 12 vermiş. Hmm. Şurası 12. Buna ait dik üçgene karşılık getireceğim. Nasıl getirebilirim? Hop şöyle. X, X, X. Burası da ne yaptı? Y. Hatta bu da x'e x artı y'lik özdeş olduğundan dolayı x'e burası da x çıktı. Zaten uzun kenarda x artı y burası da x artı y arkadaşlar. Bir burada pisagor yapacağım. Yani 12'nin karesi eşittir y'nin karesi artı. Burası 2x artı y değil mi? 2x artı y'nin karesi yaptı. Aç bakayım bunu. 144 eşittir y kare artı. 4x kare şunun karesi artı. Birinci ile ikinci çarptım iki katı artı 4 x y artı ikincinin karesi de y kare yaptı. O zaman 144 eşittir 2 y kare artı 4 x kare artı 4 x y yaptı. O zaman buradan da 2'ye böldüğün zaman 72 eşittir y kare artı 2 x kare artı 2 xy y dönüştü arkadaşlar. Denklemi 2'ye böldü. Peki bizden ne isteniyor? B ile C arasındaki uzaklık. B ile C arasındaki uzaklığa bakacağım. Dik üçgene karşılık getireceğim. Hocam dikdörtgen şöyle oluşturabilirim. Evet karışmasın diye ben dikdörtgeni şöyle oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Dışarıdan oluşturmak istiyorum sadece dikdörtgen. Tamam mı? Karışmasın diye. Hocam burası x artı x artı y ise burası da x artı x artı y yani buraya ne kaldı o zaman arkadaşlar? x kaldı. Hocam zaten bu uzunluk şöyle baktığımız zaman x artı y'ye eşit. O zaman burası da x artı y oldu. Pisagor bağıntısını yapalım bakalım. Bizden de burada a, b, b c uzun isteniyor. Yani a isteniyor. A kare neye eşit? x'in karesi artı x artı y'nin karesine eşit. Buradan a kare neye eşit oldu arkadaşlar? x kare artı. x kare artı 2x y artı y kareye eşit oldu. Bu da a kare neye eşit oldu arkadaşlar? 2x kare artı y kare artı 2x y eşit oldu. Allah Allah. Allah Allah. Değil mi? Bir öncekinde de işlem yapmıştın. Bak. 2x kare artı y kare artı 2x bak. Bu da aynısı. 2x kare artı y kare artı 2x y. Ne bulmuştun sen? 72 bulmuştun. O zaman a kare eşittir 72 oldu. A da buradan kök 72. Bu 36 çarpı 2 olduğundan dolayı 36'daki 6 6 diye dışarı çıkar. Yani cevabımız da böylelikle 6 kök 2 yapar arkadaşlar. İşlem kalabalığı. Soruyor. işlem kalabalığını soruyor arkadaşlar. Artık soruyor. Yani böyle işte çıkmaz falan filan demeyin arkadaşlar. Bunlarda da bazen bazı sorularda elinizin de çalışması lazım. Yine güzel sorulardan biri. Bu sefer yine özdeş şekli oluşturduk. Özde şekilde de ne yaptık? Birine x dedik. Öbür kenar x artı y oldu. Sonra bildiğimiz Pisagorları yaptık aslında. Tamam. Dikkat edin. Güzel sorulardan biri dahaydı. Birinin daha çözdük daha doğrusu. <laughs> Geldik buraya. Katlamasız olur mu gençler? Tabii ki olmaz hocam. Hadi katlayalım o zaman. Katlayalım bakalım şunu. Katlanmış hali bu. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Neyi katlarlarsa katlasınlar. Eski haline şöyle bir geri getiriyoruz. Sonra Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Bizim olmazsa olmazımızda. Hocam bu bu arada bir dikdörtgen. Şurası dikdörtgenleri şöyle bir koyalım. Üst üste binen kenarlar eşit. Hocam üst üste binen kenarların mutlaka eşitliğini göster. Çünkü uzunluklar verilmiş bize. Uzunluklarla ilgili işlem yapacağım demek ki. Bir de üst üste binen açılar da önemli arkadaşlar. Çünkü sadece uzunlukla yapamıyoruz. Tamam 12 ise 12'yi yazdık mesela dikdörtgenin tanımından dolayı. Hocam burası da 12. Eyvallah. Ha B2 şuraya şey diyebilirsiniz. A derseniz hocam burası A artı 8 ise burası da A artı 8'den dolayı A artı 5 kaldı diyebilirsiniz. Bakın A A artı 8 ya. Burası da A artı 8 yapacak. A artı 5 kaldı o zaman buraya. E hocam burası da A artı 5 ama çıkmadı soru. Ne yapacağız? Burası da A artı 8 çıktı. A artı 5 çıktı. Ama soru çıkmadı. Çıkmadıysa bir yerlerde eksik bir şey bıraktın. E biz biraz önce ne dedik? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Bir de üst üste binen açılar birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Evet. Özellikle ve özellikle paralellik olan sorularda karşı, üst üste binen açıların da eşitliğini mutlaka 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 gösterin. Nerede mesela? Paralel kenardaki katlamada, dikdörtgendeki katlamada, karedeki katlamada mutlaka gösterin arkadaşlar. Üst üste binen açıların da eşitliğini mutlaka mutlaka göster. E o zaman burada da gösterelim. Burada katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit de üst üste binen açıların niye eşitliğini göstermedik? Mesela bu. Ya da 90 sa burası da 90 değil mi? B köşesi buradaydı. Buraya geldi arkadaşlar. Burası da 90. Hocam bu açıyla da bu açı eşit. Ama karışık olan açılar pek bir işimize yaramıyordu. He, bak ne var burada? Hocam paraya kenarda da açı ortaylık gelince Z'ye dikkat etmiyor muyduk arkadaşlar? E, Dikdörtgen de aynı şekilde. Açı ortaylık gelmişse hop Z'den dolayı. Aa burası da nokta açısı oldu. Oldu mu? Oldu. Şimdi arkadaşlar ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. Aa burası A ise burası da A oldu. Hocam bak burası A artı 5 iken burası da A artı 5 diye düşünmüştük zaten. A'sı buradaysa buraya ne kaldı? 5 kaldı. Bak 5, 12 ne üçgeni arkadaşlar? 13 üç üçgeninden burası 13 üç oldu. Yani A dediğimiz 13 yaptı. Kağıdın katlanmadan önceki halinin çevresi. 13, 8 daha kaç yapıyor? 21 burası. 12 burası. 21 burası. 12 burası. 21 21 42 ile 12 12 24'ün toplamı isteniyor arkadaşlar. O da kaç yapar? 66 yapar arkadaşlar. Evet sorunun cevabı böylelikle 66 oldu. Güzel sorudur. Dikkat edin lütfen arkadaşlar. Hoş sorulardan biridir. Özellikle ve özellikle paraya kenarda dikdörtgende karede yamukta. Yamukta da aynı şeyi söyleyebiliriz. Bir katlama varsa ya zaten katlama sorularının çoğunluğunda aynısı ya. Katlama varsa Baktın soruyu çıkaramadın. Büyük ihtimalle ya üst üste binen kenarların eşitliğini göstermemişindir Ya da üst üste binen açıların eşitliğini göstermemişsindir. Özellikle karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde ya da üçgende de bir karşılıklı kenar paralel verilmişse o katlamada büyük ihtimalle açı ortaylıktaki Z'yi de kullanmanı isteyebilirler. Buna dikkat et. Ki ÖSYM e böyle buna benzer bir soruda sordu arkadaşlar. <laughs> Geldik buraya. Şekilde Şekildeki dikdörtgen biçimindeki madem bu bir dikdörtgen 90 derece burası 90 derece burası 90 derece burası 90 derece burasını yazalım. Dikdörtgen biçimindeki bilardo masasının üzerindeki topa A köşesinden geçen bir ıstaka ile vurulduğunda top ıstakanın doğrultusunda yani ıstakanın doğrultusuna gidiyor top arkadaşlar ilk, ilk etapta. Yani şu ıstakayla bu git topun aldığı yol ilk aldığı yol doğrusal. Onu demek istemişim doğrultusunda gidiyor ve top masanın kenarına çarptı açıyla devam ediyor. Hani vurdu açıyla gitti diyor deme hikayesi var ya. Mesela burada topa vurdu. Burada kaç alfa ise vurdu açıyla gidecek. Burası da alfa oldu. Tamam. Şimdi adam bize 120 demiş. 120 demiş. 30 demiş. E, top masanın 3 kenarına çarpıp tekrar eski konumuna geldiğine göre topun aldığı yol kaç santimetredir diye, diye soruluyor arkadaşlar bize. Yani şuradaki şeklin çevresi. Şu sarı şeklin çevresi soruluyor arkadaşlar bize. Neyse. a hocam zaten bak 90'lar var burada. 90'lar e, 90'dan dolayı alfabeteye dalabiliriz. Yani açığa dal. Açığa dal diyor çünkü. Zaten soru ne diyor? Top diyor. Vurduğu açıyla gidiyor diyor. Zaten açığa dal. Yani burada hocam 90 dereceler 2 ya da 2'den fazla değil. Ya da dikdörtgen içerisinde ekstra bir 90 yok ki. Niye alfabeteye dalıyoruz diye sor, sorgulayabilirsin belki kendini. Ya da bana sorabilirsin. Ben de diyorum ki Zaten soru sana açıya dal diyor. Vurdu açıyla gidiyor diyor. E açıya daldık. E sen burada alfayı gördüysen alfa 90 ise buraya hemen betayı yapıştırırsın. A vurdu açıyla gitti. Vurdu gol aldı diyeceksin. Beta oldu burası da. Beta 90 ise bak burası da alfa oldu. Vurdu açıyla gidecek burası da alfa olacak. Başka bir şey var mı? Olmaz mı ya? Alfa 90 ise bak burası da beta. Burayı unutmuşuz. Tamamı 90. Burası da alfa. Aaa. ikiz kenar çıktı burada. Süper. İkiz kenar üçgen tabanda mevcutsa insan olan ne yapar? Hocam yükseklik. Hop yüksekliği çizdik. Ne çıktı arkadaşlar? İki eş parçaya böldü. 60'a 60 oldu. Şimdi şimdi soru bitti galiba. Arkadaşlar bir de bu şekil ne biliyor musunuz? Paralel kenar. Niye biliyor musunuz? <laughs> Alfa ile betanın toplamı kaç? Alfa ile betanın toplamı 90. Hocam. Hocam. Şunlar birbirine paralel ya. Ya da alfa 90'sa burası beta. Tamam. Alfa ile betanın toplamı 90'sa 2 alfa ile 2 betanın toplamı nedir? 180 değil midir? Evet. Burası 2 alfa ise 180 olduğu için 2 alfa ile 2 betanın toplamı 180'e tamamlayan açısı 2 betadır. Burası da 2 beta olduğuna göre arkadaşlar burası da 180'e tamamlayan 2 alfadır. A hocam 2 alfa ile 2 betanın toplamı 180 karşılıklı açılar toplamı şu açılar toplamı 180. U kuralı sağlandı. Şunlar birbirine paralel diyebiliriz. Tamam. Devam edelim. 2 alfa ile 2 beta'nın toplamı 180. O zaman burası beta yapacak. Bak burada da x'in toplamı 180. Hatta burada da arkadaşlar şurayı da yazacak olursak alfa 90 ise burası da beta. Hatta şunu da devamını getirecek olursak şöyle 90. Dikdörtgen oluşturacak olursak alfa 90 ise burası da beta oldu. Hatta burası da 2 alfa oldu. 2 beta ise. Karşılıklı açıları birbirine eşit ve ardışık olan açılar toplamı da 180 olduğundan dolayı ya da u kuralı sağlandığından dolayı şu karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Buradaki karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Hem bunlar paralel hem de bunlar paralel oldu. Yani içerideki şekil bir paralel kenar çıktı. Madem paralel kenar çıktı. Şimdi. Üçgenler benzer mi? Evet hocam. Bak şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta bak buradaki üçgende benzer. Hatta buradaki üçgende benzer mi? Benzer. Hatta bu küçük üçgenle bu küçük üçgen eş üçgen. Niye? Çünkü şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Hatta şu üçgenle de şu üçgen şu kenarla da şu kenar birbirine eşit olduğundan dolayı eş üçgen değil mi? Evet. Şunlar kendi aralarında benzer oldu yalnız. Betanın karşısı 30 iken betanın karşısı burada 60. Benzerlik oranı kaç? 1'e 2. O zaman betanın karşısı 30 ken, betanın karşısı 60 olduysa alfanın karşısı k ise alfanın karşısı 2k olur mu arkadaşlar burada? 1'e 2 orandan dolayı. Evet. Hocam bu üçgenle bu üçgen eş üçgen. O zaman burada alfanın karşısı 2K ise alfanın karşısı burası da 2K. Bak 120'yi kullanmam lazım zaten benim. Hocam burası 120. Yani 3K eşittir 120 ise K'yı buradan 40 buluruz. K buradan kırsa 30, 40, 50 üçgeninden burası 50 yapar. E burası 50 yaptıysa gençler buradaki benzerlik oranda 1'e 2 değil miydi? Beta'nın karşısı 30 iken beta'nın karşısı 60'ta 1'e 2 oran var. O zaman 90'ın karşısı 50 ise 90'ın karşısı da kaç yapar? 100 yapar arkadaşlar. Para kenar bu. 50 ise karşı tarafta 50, 100 ise karşı tarafta 100. Bu para kenarın çevresi soruluyordu arkadaşlar bize. 50 100, 50 100. Yani çevresi kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 300 yaptı. Evet, yine hoş sorulardan biriydi arkadaşlar. Vurdu açıyla gitmesi, e, açıyla gitmesiyle ilgili artık bu sene yani önümüzdeki ya şeyde bu mantıkta bir soru bekliyorum arkadaşlar. E, çünkü bununla ilgili daha hiç soru sormadılar. E, bu fizikle de ilgili karıştırılmış bir soru mantığıyla da karşınıza çıkabilir soru haberiniz olsun. Zaten bu e, bir ışın gibi düşünün vurduğu açıyla gitmesi yani fizikçi fizikçi de arkadaşlar bilir ya da sayısal arkadaşlar bilir. Biz normalde sayısalda fizikte siz normalle yaptığı açı ışın e, ışın geldiği açı vurduğu açıyla gider demiyor, denmiyor da ne deniyor arkadaşlar? E, normalle yaptığı açıyla e, yansıyor diye söylüyoruz arkadaşlar fizikte. Ama biz geometride işi daha da kolaylaştırıyoruz. Vurdu açıyla gider diyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet hoş sorulardan birini daha çözmüş bulunuyoruz arkadaşlar. Ve sırada ne var? Dikdörtgenin özellikleri var. O zaman onu da öbür videoya bırakalım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda dikdörtgenlerin özellikleri videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.